meseleler üzeri sünnetin korunması, sünnetin ana esas niteliği, sünnetin Kur'an'ın kadısı, yani Kur'an'ı tefsir eden, o konuda hüküm bildiren bir vasıf, bir müessese, Kur'an'dan sonraki ikinci büyük müteber hüküm ve kanun olma konusu üzerine duracağız. Çünkü aslında son 50-60 senedir Türkiye'deki bütün faaliyetler, deist faaliyetler veya oryantalistlerin faaliyetleri sünneti hükümsüzleştirme, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı devreden çıkarma, Müslümanların Kur'an'ı akıllarına arz edip akıllarına göre tasavvur etme, onu algılama ve ona göre kendi nefsince, kendi arzusu, kendi aklı veya şeytanın şetmiyle, kendi diniyle oynama oyunlarının temelinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam itibarsızlaştırma oyunları vardır. Ondan dolayı sünnetin korunması ve İmam Şafii'nin dediği üzerine sünnet de vahidir. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki hikmetten kast olunan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sünneti, yaşantısı, sireti, onun mücadele anlayışı, onun hayatta İslami yaşayışı, tatbik edişi, hayatın her alanında İslam için bir örnek numune olma vasfı ön plana çıktığı için de özellikle İmam Şafii Rahimullah ve ona tabi olan ulema, selef halef uleması açık ve net olarak demişlerdir ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a itaat Allah'a itaattir. Bu Kur'an ayetleriyle sabittir. Peygamber'e isyan Allah'a isyandır. Bu da Kur'an ve sünnet ile ve aynı keza icma-i cumhur ile sabittir ki bütün ulemaya göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile Allah-u Teala arasına açanlar peygamberi kabul edip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hükümsüz kılanların kafirler olduğunu, dinle bir bağlarının kalmayacağını, Allah-u Teala'nın lanetine, gazabına müstahak olacakları açık ve net olarak bildirilmiş. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Hicr Suresi 9. ayet-i kerimede Allah-u Teala Kur'an'ın hafız edilmesi, korunması konusundaki tabir ve telkini de ayet-i kerimede geçtiği üzerine Rabbül Alemin demiyor ki o Kur'an'ı biz indirdik, o zikri biz indirdik, koruyacak olan biziz diyor. İmam Şafii Rahimullah da diyor ki evet, Allah-u Teala zikri indirmiştir. Zikirden kast olunan 5 vakit namazdır. Zikirden kast olunan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam konuştuğudur. Zikirden kast olunan peygamberin iki dudağı arasında çıkanlardır ki Allah-u Teala korumuştur, koruyacaktır. Yani nasıl Kur'an korunmuşsa Allah-u Teala sünnetin de mutlak olarak kıyamete kadar korunacağını, eğer korunmadığı takdirde Allah-u Teala vahisinin tahrif edileceğini insanların egolarına, akıllarına, mantıklarına arz ederek ne yapacaklar? Dinin hükümleriyle, muhkemleriyle oynayacaklar. Düşünün ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 1450 sene önce Allah-u Teala Risalet ve Nübüvveti ona verdi. Bugün aradan 1450 sene geçmiş ama emin olun ki o İslam, yani bir takım bid'i gruplar, sapık fırkalar, gulat yapılar ortaya çıkmışsa bile asliyle o din bugüne kadar eksiksiz ve noksansız olarak ulaşmıştır. Eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti bu konuda tahrip olsaydı, hükümsüzleşseydi, o zaman bu din bu asliyle bize asla ulaşmaz. Sonuçta ne olurdu? Artık Peygamber Aleyhisselatü Vesselam devreden kalktığı için Allah'ın ayetleriyle oynama, onların akıl yoluyla, mantık yoluyla tahrif etme oyunları başlardı. Hatta 1990'larda siz bilmezsiniz, 1. Körfez Savaşı'nda Amerika'nın İslam coğrafyasındaki onun oryantalist düşüncede, onların o Hristiyan yapının işte Müslümanları bir noktada Hristiyanlaştırmak için Yeni Furkan ismiyle bir kitap bastıklarını, bu kitabın içerisinde hem Tevrat'tan hem Zebur'dan hem İncil'den aynı keza da bütün o dini terimlerden alıp işte Yeni Furkan, yani yeni kurtarıcı, yeni hidayet edici olarak tarif ettikleri bir kitap bastıklarını, hem Arapçasını, Türkçesini ve başka dillerde bastıklarını, ama bu projenin tutmadığını açık ve net olarak biz gördük. Ama aynı keza bugünkü onu yapamayanlar bir şekilde ne yapıyorlar? Oryantalistlerin üzerinden, bizim içimizdeki mankurtların, Truva atlarının veya satılmış olan insanların üzerinden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetini tahrif algısı üzerinden dinde bir değişim, bir reform, dini tahrif etme, işte dinin güncellenmesi, dinin formatlanması gibi söylemleri ortaya atmaya başlıyorlar. Hatta hatırlıyorsanız Türkiye'de kutlu doğumu Nisan ayına sabitlemişlerdi Fethullah Gülen'in doğum gününü kutlamak için. O dönemde bazı profesörler çıkıp diyordu ki, ya diyorlardı ki siz kutlu doğumu Nisan'a sabitliyorsanız Ocak ayına da Ramazan'ı sabitleyelim, iş bitsin yani. Aynen Amerika'daki Alija Muhammed denilen bir sapığın cemaatinin yaptığı gibi. Yani onlar ne yaptılar? Hem İslam, Hristiyanlık karışımı bir din oluşturdular. Onların mescitleri, camilerinde bizim gibi seccade yoktur. Bildiğin kilise usulü sandalyeler vardır. Onlar namaz kılma, onlar sala ederler, yani dua ederler. Yani bir noktada Hristiyanlığı biraz ne yapmışlar? İslam'ı uyarlama oyunlarıyla dini tahrif hareketleri. Aynısını günümüzde de yapmaya çalıştıklarını, ama Allah-u Teala'nın
son nebi Hatemül Enbiya olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesinden sonra daha Resul ve Nebi gelmeyeceğinden dolayı Hazreti İsa Aleyhisselam müstesna, ki o da ulemanın deyişiyle o bir Resul ve Nebi hükmüyle, vasfıyla gelmeyecek. Sonuçta indiği zaman İncil'le, Tevrat'la veya Zebur'la değil, gene Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şeriatıyla hükmedecek. Aynı keza Kur'an ve sünneti diriltecek. Bununla alakalı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sahih rivayetlerde ki Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın bu ümmet içerisindeki fitnelerden haberdar olduğunu, çünkü sonuçta gayr-i matlu vahiy ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zamanda olabilecek olaylarla alakalı çok uyarıldığını, hatta bu konuda çok bilgiler verildiğini, bize ulaşan sahih hadislerden bunu net olarak anlıyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapacak? Diyor ki İsa Aleyhisselam Allahu Teala'nın izniyle Kudüs'e, Beyaz Minare'ye, bugün Mescid-i Aksa'ya ineceğini, ondan sonra bu ümmete önderlik edeceğini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetini yeniden dirilteceğini, o peygamber dönemindeki yani asr-ı saadetteki İslam'ı yeniden dirilteceğini, insanlara gerçek İslam'ı bid'atsız, hurafesiz, tahrifatsız bir şekilde yeniden sunacağını, haçı kırıp domuzu öldüreceğini, yani bir noktada Hristiyanlığı da hükümsüz kılacağını, onun hükmünü iptal edeceğini açık ve net olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerde haber veriyor. Onun için Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de özellikle Hicr suresi 9. ayet-i kerimede inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun ayetinde zikri, yani konuşulanı, namazı veya Kur'an'ı biz indirdik, onu kıyamete kadar koruyacak olan biziz diyerek Allahu Teala bu din Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a matlu veya gayri matlu bir şekilde nasıl indiyse son Müslüman yeryüzünde kalıncaya kadar, yani İsrafil Aleyhisselam sura üfleyinceye kadar bu dinin tam asliyle korunacağını, asla tahrif edilmeyeceğini, ne kadar birilerine çıkıp varyantlar üreteceğini, bid'atlar çıkaracağını, hurafeler uyduracağını, dini tahrif hareketleri yapacağını ama bunun asliyle, usulüyle bu ümmette asla tutmayacağını açık ve net olarak haber vermesidir.